Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bahçelerimizin bir sorunu var. Herkeste var bu sorun. Limon ağaçlarının kuruması. Neden limon ağacı kurur? Bu durduk ya. Bir ağaç kurumaz. Arkadaşlar, iki sebebi var. %70, %80 etkenlerden birisi. Geç hasat ve doğru hasat yapılmaması. Doğru hasat ne arkadaşlar? Makas yerine elle koparma. Arkadaşlar bu ağacın yıpranmasını ve sürgün sağlamasını bir düşürüyor. Bu bir. Bir ikincisi arkadaşlar işte hale soruyoruz limon kaç para? 3 lira. Bu fiyat hoşumuza gitmiyor. 5 lirayı bekliyoruz. 5 lirayı beklerken arkadaşlar bu ağaç üzerinde hem eski mahsul var hem yeni mahsul oluşmuş. Bundan dolayı yıpranıyor. Arkadaşlar bu bir bilimsel deftere kitaba yazılmış bir şey değil. Tecrübeden kaynaklanan. Bakın bizim bu limonlardan çok vardı. Belki 100 ağacımız var bu limondan ve arkadaşlar birçoğunu kaybettik. Tek sebep arkadaşlar geç hasat. Neden oradan 2 lira daha fazla kazanalım? Zaten kazandığımız bir şey yok. Ama arkadaşlar kesinlikle geç hasat yapmayalım. Değilse ağacınızı kaybediyorsunuz. Birçok çiftçi arkadaşımızın ağacı kurumuştur. Neden kuruduğunu da bilmiyor. İşte dibine bir şey veriyor toprağa, işte bir vitamin veriyor. Değil arkadaşlar. Hasadınızı zamanında yapın. Hasat yaparken kesinlikle arkadaşlar makası kullanalım. O süpçüğün gerisinde kalan parçadan geriye doğru kurumalar yapıyor. Bizde çok ileriye doğru arkadaşlar. Bu buynuz şeyden şeyle alakalı, limonla alakalı bu muzdariplik. Tabii ki her zaman herkeste var. Arkadaşlar sararma ayrı, limon ağacının kuruması ayrı. Sararma videomuz vardı biliyorsunuz. Sararma ayrı. Sararma kesinlikle vitamin eksikliğiyle alakalı. Ve arkadaşlar hemen sol üst köşeye Allah kısmet ederse sararma videosunu da koyacağım. İki tane videomuz var. Daha önce ya, izlemeyen varsa arkadaşlarımız oradan izlesin. Sararma ayrı arkadaşlar. Limon ağacının kuruması ayrı. Bunun ikisi ayrı. Sararmanın sebebi ayrı. Arkadaşlar limon ağaçlarınızı geç hasat yapmayın. Kuruma sebebinin başlıca faktörlerinden birisi. %80 kuruma sebeplerinden birisi. Ve arkadaşlar kesinlikle makas kullanalım hasat zamanı. Bu da ağacı yıpratıyor. Sürgün ve sürgün oluşacak yerleri geriye doğru kurutuyor. Buna dikkat edelim. Bu ağaçlar hepimizin. Zaten çiftçinin kazandığı bir şey yok dediğimiz gibi. Görüşmek üzere inşallah.